İyi günler. Öncelikle böyle bir röportaj için teşekkür ederim. Çok ihtiyacımız olan, şu anda basına inanılmaz ihtiyacımız olan bir durum var ortada. 2017 sezonu soru işaretlerle dolu bir sezon olacak. Şu anda ne olacağını biz de tam kestiremiyoruz. Biliyorsunuz gemi, kruvaziyer turizmi şu anda olmayacak. Yani 2 yıl daha olmayacak gözüküyor. Buna kendimizi alıştırma durumunda kalıyoruz. Şu anda Kuşadası'nda bence Kuşadası afet bölgesi ilan edilmesi lazım acilen. İlla afet bölgesi ilan edilmesi için evlerin yıkılması gerekmiyor, deprem olması gerekmiyor. Şu anda Kuşadası'nda ciddi bir deprem vardır. Kuşadası esnafı çok mağdurdur, çok sıkıntılıdır. Şu anda Kuşadası'nda 45'e yakın kuyumcu dükkanı kalmıştır. 2000 yıllarında Kuşadası'nda 250 kuyumcu dükkanı vardı. Şu anda 45 civarıdır. Ve bunlardan bu sene açmayacak en az 20 tane kuyumcu esnafım vardır. Ve burada çalışan insanlar vardır. Bu dükkanların yanında çalışan tezgahtar arkadaşlarım vardır. Bu arkadaşlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Nereye gideceklerini bilemiyorlar. Kuşadası şu anda alt üst durumda. Özellikle Grand Pazar, Orient Pazar gemiye dönük olan esnafımız tamamen bitik durumda. Bunlar zaten geçen sene kredilerle döndü çoğu esnafı. Bu sene bu krediler büyük bir ihtimalle patlayacaktır. Ödeyemeyecek durumdalar çünkü. Burada Kuşadası'ndaki belediye başkanı, kaymakamlık, ticaret odası başkanı hepimizin bir araya gelip radikal kararlar alıp bunu çözmenin yoluna bakmamız gerekiyor. Örneğin Kuşadası'nda ciddi yaz aylarında yerli turistimiz var. Bu turistten bu esnaf nasıl yararlanırın muhasebesini yapmak zorundayız. Artık bana göre, bu benim fikrim tamamen, bu caddelerden araba geçmesi gerekiyor. Bu caddelerin trafiğe açılması gerekiyor. Artık Kuşadası turizmle ayakta kalamaz. 12 aya işleri yaymamız gerekiyor. Tabii ki yani yetkililerle görüşüyoruz ama onların da elleri kolları bağlı şu an. Kruvaziyer turizmde Kuşadası destinasyonu tamamen çıkarılmış durumda. Bu şu anda 2 yıl daha gözükmüyor. Grand Pazar, Orient Pazar'da 100 bin dolarlık dükkanlarda yarın bir bakkal dükkanı görebilirsiniz. Bir namburiye görebilirsiniz. Çünkü artık bu dükkanların da bir özelliği kalmadı. Şu anda Kuşadası'nda bir deprem var. Ve bu depremi yavaş yavaş hepimiz hissedeceğiz. Tabii ki bence Kuşadası yetkilileri hemen bir acil eylem planı yapmak zorunda. Bir kriz masası kurmak zorunda. Ve tekrar ediyorum, burada şu anda bir deprem oluyor. Ve bu depremin altında birçok esnafın ezilme durumunda. Biz sermayelerimizi artık kullanamıyoruz. Şu anda ne olacağını bilmeden bir boşluğun içindeyiz. Buradan hepimizin ortak paydada buluşması gerekiyor. Ortak karar alması gerekiyor. Yani nasıl olabilir, en azından yani en kötü şunu yapabilirler. Ya burada bir esnafı toparlayabilirler. Arkadaşlar öneriniz var mı? Ne yapabiliriz? Bir beraber hareket edelim. Yani bir konsensüs yapıp bunu en iyi şekilde turizme döndürmemiz gerekiyor. Ya müşteri